AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanlığı'na aday adaylığı başvurusunu yaptı. Köktaş, 7 Haziran'da başlayan milletvekilliğini kısa dönem askerliğe benzeterek 1 Kasım'da görevlerini tamamlayacaklarını ifade etti. 7 Haziran'da milletvekili seçilen biri olarak yine aday adaylığımızı tekrarlamış olduk. İl Başkanlığımıza müracaat etmiş olduk. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyasete ilk olarak tarihe geçecek bir kısa dönem askerliğinin yanında kısa dönem milletvekilliğini burada biz tamamlamış olacağız. Ve Allah nasip ederse hükümet kurulmadığı için şehrimize dair olan birçok projeyi ciddi bir şekilde hayata geçiremedik. Allah nasip eder yine tek başına güçlü bir iktidarla biz de bu kadroda tekrar yer alırsak çalışmalarımızı şehrimize yönelik hizmetlerimizi devam ettik. Köktaş, aday adaylığı başvurusunu İl Başkanı Muharrem Göksel'e teslim etti. AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de Köktaş'ın aday adaylığının hayırlar getirmesini diledi. Hedeflediğimiz milletvekili sayısına ulaşıp Samsun'da başarıya ulaşmak, ondan sonra da ülke genelinde ülkemizi tek başına AK Parti iktidarıyla yeniden buluşturmak amacındayız. Görüyorsunuz şurada 2,5 aylık kaosta her şey yapıldı, her şey üzerimize, yani ülkenin üzerine her türlü kabusu çöktürdüler. Niye? İşte tek başına güçlü bir iktidarın nimetini burada görmemizi sağladılar aslında. Terör örgütleri hemen harekete geçtiler. Ekonomik olarak görüyorsunuz kayıplarımız var döviz bazında ve ekonomik satışlar açısından da, dış ticaret açısından da kayıplarımız var. Bunları şöyle bir düşünün arkadaşlar. 13 yıllık AK Parti hükümetinde siyasi, ekonomik ve sosyolojik olarak nereye geldik? 2,5 ayda ne kadarını yitirdik? Bu yeniden yükselişimiz için tek başına AK Parti iktidarına ne kadar ihtiyaç olduğu şu 2,5 aylık süreçte herkes tarafından görüldü. İnşallah önümüzdeki dönemde daha güçlü bir iktidarla hükümete gelip yapacak olduklarımızı çok daha geliştirip dediğim gibi ekonomik, sosyal ve siyasal alanda her türlü gelişmeyi ülkemize yaptıracağız.